Herkese merhaba. Eagle video serisine devam ediyor. Daha önceki videolarda herhangi bir şematik üzerindeki devre için yapılacak işlemleri anlattım. Yani devre genel geçer anlamıyla ne şekilde kurulur, projeler nasıl oluşur, PCB'ye ne şekilde aktarılır vesaire. Ama tabii bütün araçları kullanarak da bütün özelliklerini kullanarak Eagle'ın yapmamıştık bu işlemi. Genel geçer, orta seviyede ya da giriş seviyesinde bir basit bir devre tasarlayıp daha sonra bu devreyi PCB'ye çıkarmıştık. Ama ileri seviye kullanıcılar için ya da daha karmaşık devrelerde birçok Eagle'ın özelliği mevcut onlara sunulan. Bu yüzden de bizim Eagle'ın bütün özelliklerine hakimiyetimiz bizim projelerimizi daha geniş çapta yapmamıza vesaireye sebep oluyor. O yüzden bütün araçları kendim bildiği kadar, araştırabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu dersin konusu sol tarafta görmüş olduğunuz bütün araçları bizden geldiği kadar kullanmaya çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız. Projenizi yaparken zaten hepsi ayrıntılı olarak kullanılmıyor. Daha önce anlattığım videolardaki araçlar genel geçer araçlar, genelde onlar kullanılıyor ama biz elimizden geldiği kadar hepsine hakim olmaya çalışalım. Bazılarını zaten çok ayrıntıya girerek anlatmayacağım. Belki daha ileriki videolarda onlar için de ayrıntıya girmemiz gerekebilir. Yani ben de projelerimi oluştururken rast geliyor. Ben de öğreniyorum, kullanmış oluyorum. Daha sonra bu şekilde aktarıyorum. Şimdi öncelikle şu sol taraftan, sol en üst taraftan başlayalım. Burada info kısmımız var. Info butonu. Bu buton şu anlama geliyor. Herhangi bir komponente tıkladığımda bana bilgisini veriyor. Yani işte ismi nedir, pozisyon nedir, işte açısı nedir vesaire şeklinde bilgileri veriyor. Mesela gelelim. Entegre için de aynısını yapalım. İşte görmüş olduğunuz gibi bu buton üzerinden komponentlerin bilgisini edinebiliyoruz. Şurada show var. Yani herhangi bir komponenti görmek istediğimde şu şekilde basıyorum. Katmana geliyor. Rengi de değişiyor görmüş olduğunuz gibi. Şuradaki butonları daha önce anlattığım için bu butonlara girmiyorum. Burada Add Design Block diye bir butonumuz var. Buna tıkladığımızda daha önce yazılmış bloklar ya da bu dizine atılmış şematikler kullanılabiliyor. Yani ben bu şematiği alıp buradan kendi projeme dahil edebiliyorum. Mesela 24 volt voltaj regülatör LM317 ile yapılmış bir regülatör. Bunu alıp projeme ekleyebiliyorum. Seçtikten sonra direkt projenize bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şu anda ben eklemeyeceğim onu. Bunu da geçelim. Daha sonra modül bölüm var. Burada modül oluşturursanız eğer buradan işte herhangi bir modülü işte isim vererek vesaire oluşturabilirsiniz. Bu kısma da şimdi girmeyelim. Port bölümü var. Port bölümüne geldiğimde portların işte benim yukarıda direction bölümü açılıyor. Giriş mi, çıkış mı, işte IO denilen input gir-çık portum olacağını ben buradan da belirleyebiliyorum. Sadece giriş, sadece çıkış şeklinde belirtebilirim istersen. Bunları da görmüştük. Yani neti görmüştük. Bus'ı görmemiştik. Bus'lar aslında işte bir yol demek. Benim data yollarım. Genelde bus'lar, bu ana harter yollar belli protokoller üzerinden çiziliyor. Yani ben mesela CAN protokolü, işte CAN bus, CAN protokolünü kullanacağım. İKRC protokolü, SPI protokolü vesaire kullanacaksam buradaki bus'larımı kullanabilirim. Siz de ekstradan buradan gelip new olarak yeni ekleyebilirsiniz. Mesela bus'a tıklayalım. Buradan gelelim. Şöyle bir çıkalım bus'ı. Tekrar gelelim. Şöyle bir çıkalım. Mesela bus'ımı böyle birincisi olarak çıktım. Daha sonra geldim buradan. IKRC protokolüyle oluşturulan bus'ımı tekrar çıkayım. Şöyle oluşturdum. Birbirine bağlanamaz çünkü pinleri farklı diyor. IKRC ile biraz önce CAN protokolünün zaten pinleri farklıydı. Bana onu söylüyor. Bunu tabi bir olmanız lazım protokolleri ve ona göre bir devre tasarlıyor olmanız lazım. İlerleyen zamanda bir Bluetooth verisi eklediğimizde işte serial wire busları işte ya da işte IKRC protokolüyle eklediğimiz zaman onun çıkış giriş pinlerini buradan buslar üzerinden bu layer'lara aktaracağız zaten. Bu buslar da o işe yarıyor. Junction dediğimiz herhangi iki tane çakışma varsa, mesela şurada görmüş olduğunuz iki tanesi çakışmış. Siz bunları birleştirmek istiyorsunuz. Şu anda bunlar birbirine bağlı değiller. Yani şöyle göstereyim ben. Şu şekilde hareket ettirebiliyorum. Birbirlerine bağlı değiller bunlar şu anda. Ben bunların birbirine bağlı olmasını istiyorsam eğer geliyorum. Şöyle noktam var benim. Böyle tıklıyorum. Tamam artık bunlar birbirine bağlı oluyorlar. Yani siz bunu PCB'ye geçirdiğinizde bu tarafı, bu junction'ı birbirine bağlı olarak göreceksiniz. Tekrar kaldıralım bunu. Daha sonra label bölüm var. Mesela şurada 5 volt. Bu neydi normalde benim kütüphanemden çekerken? VCC'ydi. Ben bunu şu şekilde yaptığımda herhangi bir etiket yapıştırmak istersen VCC etiket şeklinde yapıştırabiliyorum. Bu her yol, her komponent için geçerli olabilecek bir şey. Herhangi bir label yapıştırmak isterseniz daha detaylı olması için bunu kullanabilirsiniz.
Bu name'in value'yu zaten daha önceden görmüştük. Şurada reposition attribute var. Yani herhangi bir komponentin ya da yolun tekrar pozisyonunu yukarıdan şuradan sağlayabiliyorsunuz. İşte açısını vesaire verebiliyorsunuz. Bunu kullanmaya gerek yok. Zaten bunu çoğu zaman yapabiliyoruz. Bu da herhangi replace, yani iki tane komponenti değiştirme, tekrar kütüphaneden çekme vesaire. Bunları zaten hani bu kısımdan ziyade genelde böyle gelelim. Mesela replace, yani kütüphaneye gir, ben artık bunu kullanmayacağım da sallıyorum. İşte şunu kullanacağım artık mesela grant yerine. Yani bu demek, yani çok da öldüm bir durumu yok. Çünkü burada görmüş olduğunuz birçok genel özellik sol tarafta size kısa yolu olarak verilmiş. Siz ister buradan gelirsiniz, ister buradan gelirsiniz, istediğinizi tercih edebilirsiniz. Burada edit düş de ediyor ama buna giriş yapılamaz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Evet, herhangi bir 3D paketi bulunamadı diyor. Bunun var mıymış bakalım. Bu özellik Eagle'da online serverlar üzerinden açıkmış. Ben şu an offline'ım zaten, şu yukarıda görüyorsunuz. O yüzden açamıyorum ama isterseniz online olursun. Zaten programı indirmek için bildiğim kadarıyla üye olmanız lazım. Daha sonra online olup Eagle servislerini buradan bunların Eagle üzerindeki paketlerini de görüntüleyebilirsiniz. Yani 3D modellemeleri görüntüleyebilirsiniz. İşte bu da davranışlar, durumları vesaire bize söylüyor. Çok kullandığımız bir durum değil bu da açıkçası. Şu alt tarafta görmüş olduğunuz 3 tanesi bizim yollarımızla ilgili. Zaten üzerinde ismi yazdığı için çoğusu anlaşılır oluyor. Ya da siz deneyebilirsiniz zaten. Şu split'e bastığımda üstte görüyorsunuz şöyle. Round wire, yani round meter wire yazıyor. Bir de straight meter wire yazıyor. Herhangi bir kenara, köşeye gelebilirim. Ya da normal wire üzerinde, yani düz bir wire üzerine de gelebilirsiniz. Buradan radius seçimi diyor bana. Mesela round için bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Radius 0 dersen standart şu şekilde 90 derecelik bir kol çizimi yapar. Bunun güzelliği şurada. Herhangi bir move hareketinde şöyle görmüş olduğunuz gibi komple çizdiğiniz bütün yolu taşıma yapıyorsunuz. Ya da ekstra çizim değişimi vesaire yapıyorsunuz. Ama ben buradan buraya geldiğim zaman mesela şuradan alalım bunu. Bunu tekrar şuraya çekeyim ben. Daha sonra kapatayım. Görmüş olduğunuz gibi bunu buradan direkt iptal ederek istediğim yolu tekrar yapılandırabilirim. Yani her kırılmada bölüm bölüm seçme işlemi gerçekleştirebilirim. Tekrar birbirine bağlayalım. Buradan radius seçelim bir de. Radius seçtiğim zaman direkt lineer bir şekilde gelmeyecek de türevli, yani kırılabilir bir halde gelecek. Şöyle yapalım mesela. Görüyorsunuz şimdi de kırılabilir bir halde artık işleme devam ediyorum mesela. Bunu sildim. Tekrar geleyim. Şunu da sildim. Şöyle işte bunu da birbirine bağladığımızı varsayalım. Lineer bir işlem olmamış oldu. Bu radyusları arttırarak oradaki round bölümünü aktif ederek. Yani ben bu split'le ne yapıyorum? Split'le dediği gibi ayırma işlemi yapıyorum. Şuradaki iki kol arasının normalde birbirine tek bir wire iken bu. Ben bunu split yaparak buradan ekstradan istediğim her yerden ayırma yapabiliyorum. Şurada meter var. Meter'da şu görmüş olduğunuz köşelerde herhangi bir kırılma işlemini uygulayabilirsiniz yukarıdan. Mesela yine round yapalım. Bu round'u 0.1 yapalım. Şöyle tıkladığımda ben bunları istersen böyle kıvırttırabilirim. Aynı zamanda şu görmüş olduğunuz çapraza basıp da mesela bir tane daha köşe bulalım. Şu köşeye de buradan tekrar round verelim. 0.1 olsun burada. Bu şekilde kırılma da yapabilirsiniz. Yani bu SolidWorks'te de olan bir özellik katılar üzerinde. Aynı şekilde burada da bunu uygulayabiliyor. En arkada görmüş olduğunuz slide, yani slice dilimleme mevcut. Yani ben şu şekilde geleyim mesela. Şöyle seçeyim. Şöyle kapatayım. Görmüş olduğunuz gibi şurayı ne yaptım? Artık kestim, dilimledim. Yani bu bağlantıyı kopardım. Tabii bu çok ilerleyen aşamalarda. Şu şekilde mesela iki tane slice koyarsınız. Bu kabloları birbirinden ayırırsınız. Tasarımı genel manada tekrar yapılandırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.